efendim işletme sahipleri, kebapçılar, restorancılar ekran başına. Haringey'de sizler için bir catering firmasını ziyaret ettik. Tüm detayı haberimizde izleyelim. Sevgili mahalleli, bildiğiniz üzere Anadolu yemekleri İngiltere'de en çok tercih edilen 3. mutfak. Yalnız bu hafta yemeklere ara verip sizleri mutfak malzemelerinin tedarik edildiği bir işletmeye götürüyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim genelde hep restoran sahiplerini veya işletmeleri sizler için ziyaret ediyoruz. Ama bugün çok daha değişik bir yerdeyiz. Efendim bugün özellikle restoran ve coffee shop sahiplerinin uğrak yerlerinden birine misafir olacağız. Wood Green'deyiz. Gelin dilerseniz bu mekanı birlikte keşfedelim. Hadi gelin. Öncelikle bu işletmenin yöneticilerinden biri olan Cuma Bey ile kısa bir söyleşi yapıyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda buranın işletme sahibi sevgili Cuma Bey var. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hep restoranlara misafir oluyoruz ama restoranların en çok ihtiyacı olan catering firmasına gelmek bugüne nasip oldu. Öncelikle tekrardan kaç yıldır buradasınız? 12 yıldır buradayız. 12 yıldır buradasınız. Bayağı olmuş. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cuma Özden. Elbistanlıyım aslen. Ama hep yurt dışında kaldığım için bu işi seçtik. Tabii bu iş 12 yıl ama esas benim ana iş havalandırma sistemlerini yapmak. O da 25 yıl oldu. Bu gördüğünüz büyük restoranların %70'ini 80'ini ben yaptım. Havalıklarını, mangallarını, şişlerini verdim. Şimdi de ekipmanlarını veriyorum. Döner makinesi, işte fırınlarını, dolaplarını, kesme makinelerini, kıyma makinelerini, hamur açmalar, hamur makineleri hepsini biz veriyoruz çoğuna. Peki efendim, televizyon başında bizleri izleyen yeni ya da yeni bir restoran açmak isteyen izleyicilerimiz olabilirler. Ne yapacaklarını bilmiyor olabilirler. Hangi ürünleri alacaklarını bilmiyor olabilirler. Onlara ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Gelsinler. Biz tabii gider yerinde ölçümlerini yaparız. Tavsiyelerimizi yaparız. Ne yapılacağını söyleriz. Ve yardımcı oluruz. Peki efendim, şimdi geldik. Benim merak ettiğim, öncelikle döner makinesi görmek istiyorum. Daha sonrasında hamur makinesini görmek istiyorum. Bayanlar, sizler de ekran başına. Çünkü o saatlerce ellerinizle yoğurduğunuz hamurları bir makine yoğurabiliyormuş. Nasıl? Birazdan sizlerle. Hadi buyurun. Dure de projen, anou la liberté, de souvent. Sevgili izleyiciler, çok fazla döner yedim ama daha önce hiçbir döner makinesini tanıtmak mümkün olmamıştı. Bugüne nasipmiş. Bugün döner makinesinin yanındayız ve yanımızda Cuma Bey var. Peki hiç düşündünüz mü? Döneri yerken güzel ama döner makinesi nasıl temizleniyor? Ya da aslında temizleniyor mu? Cuma Bey, yanımızdaki makine sanırım yeni bir model makine. Biraz bahseder misiniz? Nasıl temizleniyorlar? Diğerleri temizleniyor mu? 2016 model yeni bir makinamızdır. İngiltere için ürettik. Bu sökülüp takılan bir makinedir. Yağını içini temizleyebiliyorsun. Temizlik konusunda, hijyen konusunda bir numaradır. Sökülüp takılabiliyor. Yanma konusunda daha güzel yanıyor. Temizlik konusunda daha güzeldir. Yani çok mükemmel bir döner makinesidir. Peki şimdi gelelim benim en çok merak ettiğim kısma. Hamur makinesinin yanına gidelim. Buyurun. Turumuza devam ederken karşılaştığımız misafirlere mikrofon uzatıyoruz. Efendim yanımızda alışveriş yapan bir beyefendi var. Merhabalar. Merhabalar, adım Hacı. Ben Muşvartoluyum. Uzun yıllardan beri bu Haringey'de olsun Londra'da iş yapıyorum, iş sahibiyim. Kendim restoran çalıştırıyorum. Ve kapitalda gerçekten bütün ürünler kim ne istiyorsa kebaplara olsun, tekevelere olsun, restoranlara olsun her ürün bulunuyor ve gerçekten de ben 2-3 senedir burada devamlı alışveriş yapıyorum. Ürünleri çok sağlamdır, garantileri vardır, fiyatları da uygundur. İstediğimizi telefonla veyahut da internet üzerinde bulabiliyoruz. Ve ben kendim şahsenden çok memnunum. Vallahi bu önümüzdeki hafta yeni bir yere başlıyoruz. Restoran işi. Gene koşarak buraya geldik. Gene arkadaşlar da yeni fikir almak için ne tür malzeme kullanabiliriz bunları burada temin edip geri
yeni işimize başlayacağız. Şimdi hamur makinesinin yanına gidip Cuma Bey'den detaylı bilgiler almaya devam ediyoruz. Bu hamur makineleri evler içinde var, ufak olanlar. Hı hı. Genellikle tabii büyükler de restoranlar için, fırınlar için, pizza dükkanları içindir. Kullanabilirler. Evet, kullanabiliyorlar. Evet. Bayanlar da kullanabilir. Peki efendim, hazır pizza demişken hemen yan tarafımızda bulunan pizza makinemizin de yanına gidelim. Evet. Çok güzel görünüyor. Pizza yerken de güzel, hoş güzel ama onu bir yapması var. Bir de tabii ki makinesi çok önemli anladığım kadarıyla. Tabii. Bu pizza fırını bantlıdır. Yanında durmaya gerek yok. Pizzacılar genellikle tavasını koyuyor. Bantlı olduğu için pişip öbür taraftan çıkıyor. Başka işini yapsın. Yani şef. Çok güzel bir şeydir bunlar. Yani hiçbir şekilde yanma gibi bir korkunuz olmuyor sevgili izleyenler. Tabağıyla birlikte anladığım kadarıyla pizzayı içeri götürüyor, pişiriyor ve diğer taraftan da çıkartıyor. Sevgili izleyiciler, bir restorancı buraya gelip A'dan Z'ye ne arıyorsa bulabilir dedik. Hatta Cuma Bey bugün bizlere birkaç üründen de bahsetti ama aslında burada birden fazla, ikiden fazla ürün var. Önümüzdeki haftalarda onlardan da bahsedeceğiz sevgili Cuma Bey ile birlikte ama asıl soru, siz buraya nasıl geleceksiniz? İşte bu soruyu şimdi Cuma Bey'e soracağım. Cuma Bey, izleyicilerimiz nasıl gelecekler buraya? Burası Haringey'in göbeğidir. Turun Park Lane Station'a 2 dakikalık yol. Gelip görebilirler bizi. Zaten Capital Catering olarak müşterimizin çoğu biliyor burasını. Evet. Yıllardır burada alışveriş yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum bu hafta vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı tekrardan. Efendim, haftaya başka konularla görüşünceye dek hoşça kalın. Önümüzdeki haftalarda bu işletmeyle ilgili bilgiler almaya devam edeceğiz.